Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni gün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Bugün sizlere vlogu olmayan diğer tür balıklarımı göstermek istiyorum. Özellikle cikletleri, bu yeni aldığımız ramirezleri falan soran arkadaşlar çok fazla. Kılıcın, tetranın, lepsesin, vatozun vlogları var. Onları da detaylıca gösteriyorum hepsine. Ama bu diğer kategori dışındaki balıkları göremiyorsunuz tabii ki pek sık. Bugün şöyle bir detaylıca onları göstereyim istedim. Ramirezlerimiz, gördüğünüz gibi bu akvaryum biraz karma akvaryum yaptım. Sadece tavus kuşu gobilerin olduğu bir akvaryumdu burası. Yarım ibikleri de buraya aldım. Çünkü artık onlar üremez oldu. Yani bir dişi bir erkek kaldı elimde ama hiç doğum yapmıyorlar. En azından onların akvaryumu boşaltayım diye. Bu akvaryumda böyle bir kendimce karma bir akvaryum yaptım. Ramirezler, tavus kuşu gobileri, yarım ibikler, bir de kılıçlarımız var. Onlar bu videonun konusu değiller ama çünkü kılıçların ayrı bir kategorisi var. Şöyle öncelikle ramirezimizden başlayalım. İkisi de aynı ekranda. Balon tül ramirez diye geçiyor bunlar. Renkleri gayet çok hoş. Şu ikisi de aynı karede çok güzel göründü gerçekten. Tahminime göre ikisi de erkek. O yüzden birbirlerine doğru böyle kabarıp kur yapıyorlar. O görüntüyü de siz de görmüş oldunuz. Tavus kuşu gobilerimizin keyifleri yerinde. Bir dönem bayağı bir yumurtlama ve üreme hareketi yaptılar ama bu aralar onlar da durdu. Bunlar dişiler. Şu dişi. Erkeklerimiz neredeymiş? Erkeğin biri şurada. Hadi dön bakalım. Kendini göstermiyor. Şu yarım ibiklerin ikisi bir araya geldi. En azından onları gösterelim. Yarım ibiklerden bir tane yavrum var sadece elimde. Onu da biraz sonra gösteririm. O da daha küçük. Buraya atsam diğer balıklar zarar verebilir. Biraz büyüyünce, kendini kurtarınca onu da buraya atabilirim. Belki üremeye oradan devam edebiliriz. Şu erkeği göstermek istiyorum da o da yan yan duruyor. Heh. Tavus kuşu gobinin erkeğin bir tanesi de bu. Diğeri de şunun içinde gördüm. Kuytuya saklanmış. Bu böyle güzel bir akvaryum oldu bence. Şöyle bir genişten de göstereyim. Kendimce bir farklı türleri hobihanedeki burada toplamış oldum. Özellikle ramirezler buraya ayrı bir renk kattı. Bakalım belki ramirezlerin devamı gelebilir. Çok hoşlar. Sakin sakin cüce ciklet. Kimseye bulaşmıyorlar. Kimseyi rahatsız etmiyorlar. Kendilerince takılıyorlar. Böyle güzel güzel renklerini gösteriyorlar. Şimdi şöyle diğer kategorideki balıklarımıza baktığımız zaman hobihanenin bu iç tarafında var mı diye bir düşünüyorum. O kadar çok akvaryum var ki nerede ne olduğunu bazen unutabiliyorum. Şöyle bir gözümle gezdiriyorum. Burada konu dışı bir şey yok. Şimdi gene dışarı çıkalım. Son gelen parti gromilerimiz burada. Bunlar 5 çift olarak aldım. 5 dişi 5 erkek. Bir erkek belki ilk videoda hatırlarsınız geldikleri zaman zaten poşetin içine yan yatıyordu. Onu kaybettik. 4 erkek 5 dişimiz kaldı ama aynı türden zaten fazla 2 tane daha erkeğim var benim. Gerçi şunu belirtmek lazım. Bu zaten 3 çifti başka bir arkadaşımın. Hatta hangi arkadaşım olduğunu da göstereceğim. Emanet, misafir balıklarımız var. O arkadaşla birlikte aldık. Arkadaşım Ankara'da yaşıyor normalde. Bu pandemi döneminde Muğla'ya geldi. Muğla'ya gelirken de balıklarına orada kimse bakamayacağı için hepsini buraya getirdi. Tam burada artık full kategori dışı balıklar, canlılar var. Tatlı su midyesine kadar farklı kategorilerde balıklar var. Canlılar var diyeyim, balık değil bunlar. Kabukçullar. Aslında kabukçul bunlara mı deniyordu onu da tam emin olamadım. Doğru söyleyememiş olabilirim. Neyse biz tatlı su midyesi var diyelim, onları gösterelim. İşte arkadaşlar zaten gromiler var.
Çok güzel zebra danioları var. Renkleri çok hoş. Bol miktarda Japon var. Güzel bir teleskop var. Bunları böyle toplu halde göstermiş, göstermedim büyük ihtimalle. Gararufa bile var bu arkadaşımda. Bakın. Gararufa'yı belki bilenler bilir. Bu hani termik santral, termal otellerde falan böyle insanların vücutlarına yapışıp ölü derileri yiyen balık bu. Gararufa. Gararufa. Onun sayesi falan da vardı ama şu anda sayeyi göremedim. İşte bol miktarda Japon'u ve Gromi'leri var. O artık akvaryumunu tekrar düzeni kurup Ankara'ya gideceği zaman hem balıkları alacak ama yeni 3 çift Gromi'yi alacak. Hem şuradan yine sizin hoşunuza gidecek 2 çift betası var. Ne demiştik? Crow tail sanırım bunlar. Dişi bu. Hatta yumurta bile toplamış halde, karnı şiş görüyorsunuz ama benim tabi üretme gibi bir düşüncem olmadığı için. Erkek de bu ama biraz keyifsiz gibi. Özellikle suyunu biraz indirdik. Aşırı basınçtan mı acaba rahatsız oldu diye düşündük ama emin değiliz. Fakat dişi acayip keyfi yerinde. Sonra gene konu dışı balıklara da devam edelim. Beyaz ciklet yunuslarımız. Bunları da merak eden arkadaşlar çok fazla. Büyük ihtimalle boyutlarındaki değişikliği görebiliyorsunuzdur. Çok miniciklerdi. Yunus bile oldukları farklı değillerdi bana geldiklerinde. Her gün artemya vererek, güzel güzel besleyerek bunları bayağı büyüttü. Ucucu ciklet merak eden arkadaşlar da böyle bunları göstermiş olalım. 10 adet kayıpsız bir şekilde büyüyorlar. Farklı bir tür hobi hanemizdeki. Bakalım büyüdükleri zaman asıl babalarını gördüğümde ben çok hoşuma gitmişti. İnşallah babaları gibi güzel şekilli olurlar. Şu andaki gidişat onu gösteriyor zaten bayağı. Formları güzel bir şekilde görünüyor balıkların. Onun dışında, kategori dışında nelerimiz var bizim? Platilerimiz var tabii ki. Moller, platiler var. Şunları göstereyim. Ne diyorlardı bunlara? Valla Simpson plati miydi? Unuttum valla şu anda adını. 4 adet bu platimizden var. Bunları böyle biraz entler, lepisteslerle ve tetraların arasına koydum. Birlikte yüzüyorlar, takılıyorlar. Aynı şekilde bu platiye benzeyen platiler şurada kılıçların içinde vardı. Onları ben çok küçükken ayırt edememiştim. Yani bunların hepsini kılıç olarak düşünmüştüm ama büyüdükçe belli oluyor ki şunlar filan bakın plati. Ama bunları da hiç ellemeyeceğim. Bu kılıçların içinde kalacaklar. Burası biraz deneysel bir kılıç akvaryumu oldu. Çünkü çok farklı türde. Ama birbirlerine yakın benzeyen türlerde platiler var. Kılıçlar var. Şu iki plati mesela, bunları ellemeyeceğim. Kılıçlarla birlikte kırılsınlar. Dediğim gibi biraz deneysel bir akvaryum olacak. Yavrular ne çıkacak bakacağız. Sonra platilerimizin hepsini bu akvaryuma topladım. İki akvaryumdalardı platiler hatırlarsanız. Böyle bir kırmızının bütün tonlarında bir plati akvaryumu yaptım. Hepsini buraya koydum. Yavrular bile var yani. Hop, ben şimdi şuraya gelince hepsi kaçtı ama rafyanın aralarında evet bakın görünüyor, yavrular bile var. Böyle biraz karides, plati, o şekilde bir akvaryum oldu. Birkaç platimiz de burada var. Bunlar tamamen onlardan ayrı. Çok yoğun renkli kırmızı platiler. Tahsin abiden aldıklarımdı. Ama bunları artık üretmeyi planlamadığım için gene onlarla karıştırmamak için böyle ayrı koydum. Ve onlardan aynı şekilde çıkan böyle biraz balon plati gibi daha açık tonlu balıklar var. Onları da buraya koydum. Platiler de bu şekilde. Onun dışında kategori dışında başka da balığımız şöyle bir gene sıradan gideyim. Tabii şurada şeylerimiz var gene. Gromilerimiz dediğim gibi iki tane fazla gromim var dediklerim burada. Bayrak gromi falan da diyorlar bunlara. Tam adlarını bilmiyorum.
Tabii ki gökkuşaklarımız. Tahsin abinin en sevgili türlerden olan dört dişi dört erkek gökkuşağın burada. Keyifleri çok yerinde, bayağı da güzel büyüdüler. Makrakantalarımız sürü halinde gezinmeye devam ediyorlar. Devasal sayeler. Burada gösterebileceğim başka kategori dışında balığımız da yok. Gökkuşakları şöyle hepsi bir yandayken göstereyim size. Kılıca bak, rahatsız ediyor gökkuşaklarına. Sıkıntı. Kılıcı sanırım buradan çıkarmam lazım. Gökkuşağını sürekli rahatsız ediyor. İşte her türle birlikte olmuyor. Bunun da canlı örneğini görmüş olduk. Şu gromiler, bir tanesi burada. Diğeri ortalıkta yok. Makrakantalara bak. Çok ürkekler ya. Normalde uzaktan seyrettiğim zaman çok keyifli ortaya çıkıyorlar, geziniyorlar falan ama birazcık yaklaştığım zaman hemen panik olup kaçıyorlar. Zaten tetra akvaryumunuzu her zaman gösteriyorum. Unuttuğum bir şey var mı? Şuradaki Japonları da son olarak göstereyim. Japon videosunu da uzun süredir arkadaşlar bekliyordum ama çekemedim. Bu videonun sonunda sizlere göstermiş olayım. Bugünkü videomuz da bu şekilde oldu arkadaşlar. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler.